Arkadaşlar merhaba. Bugün evde ev usulü bir yaş pasta yapacağız. Bunun için ilk önce kremasıyla başlıyorum. Kabıma hemen bir yumurtanın sarısını aldım. Hemen buradan şöyle silme 4 yemek kaşığı un alıyorum. 3, 4. 4 yemek kaşığı una, 4 yemek kaşığı nişasta. Buğday ya da mısır fark etmez. 3, 4 kaşık da nişasta aldım. Ben kakaolu hazırlayacağım. Sade de hazırlayabilirsiniz. Ama ben kakaolu kremi hazırlayacağım bugün. Şöyle 2 yemek kaşığı da kakaomu aktardım. 4 su bardağı kullanacağız. Şöyle şekerimi de aktaracağım. Bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerimi de aktardım. Vanilyamı ve kren şantimi daha sonra kullanacağım. Şimdi hemen 4 su bardağı sütümü kabıma alıyorum. Şimdi bunları çırpma tezgahından iyice çırpacağım. Pürüzsüz bir kıvam alasıya kadar çırpalım. Yumurtamız, un, nişasta, kakao. Kakao isteğe bağlı arkadaşlar. Eğer istemezseniz kakao kullanmayabilirsiniz. Sade krema yaparsınız. Karıştıralım. Çok basit böyle evde yapabileceğimiz bir yaş pasta yapacağız arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını açacağım. Hiç bırakmadan karıştıra karıştıra muhallebi kıvamına gelesiye kadar pişireceğim. Biraz daha karıştıralım. Şimdi alıyorum ocağıma. Hiç bırakmadan kıvam alasıya kadar karıştıracağım. Arkadaşlar koyu kıvamlı bir krema elde edecektik. Ben şimdi kaynattım. Güzelce oldu. Kıvamı aldı. Karıştıra karıştıra pişirdim. Şimdi içine 50 gram margarin ya da tereyağı olabilir. Bir paket şekerli vanilya ekleyeceğim. Ve şöyle sütlü çikolatalarım var evde. Şöyle bunlar 7 gram. Şöyle 4 tane çikolata ekleyeceğim. Bitter de ekleyebilirsiniz. Böyle benim gibi çikolata, sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz. Şimdi bunları güzelce çikolatalar yağ eriyesiye kadar karıştıracağım arkadaşlar. Kremamızı soğumaya bırakacağız. Yağımız, çikolatamız, vanilyamızı güzelce karıştıralım. Çırpa çırpa. Dediğim gibi sade yaparsanız da bu kremayı sade bir kremanız olur. Çikolatalı isterseniz de benim gibi böyle yapabilirsiniz. Bu kremayı her türlü pastada kullanabilirsiniz.
Yaş pastalarda, eklerde, her şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yağım erisiye kadar çırpacağım. 50 gram tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. O daha güzel kıvam almasını, böyle macun gibi olmasını sağlayacak. Parlak olmasını sağlayacak yağımız. Kremamız bitmek üzere. Kekimizin, yaş pastamızın kekini yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar, yağım da eridi. Gayet güzel kıvam aldı. Bunu ara sıra karıştıracağım ki üzeri kabuk tutmasın. Üzerine streç de şey yapabilirsiniz ama ben ara ara karıştıracağım. Kabuk tutmamasını sağlayacağım. Kremamız hazır arkadaşlar. Onu burada soğumaya alırken ben kek malzemelerimi hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, 4 adet yumurtamı hemen çırpma kabıma aktarıyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik şekerimi de aktardım. Şimdi bunları güzelce çırpacağım arkadaşlar mikserle. Evet arkadaşlar, köpük köpük olasıya kadar çırptım. Şimdi burada vanilyam ve bir paket kabartma tozum var. Bunları ekleyeceğim. Yalnız bunları eklemeden önce kek harcıma 4-5 yemek kaşığı kadar sıcak su ilave edeceğim. Ve 5 kaşık yeterli. Ilık değil, sıcak olacak arkadaşlar. Kekimi de kakaolu yapacağım. O yüzden 2 yemek kaşığı kakao da kek harcının içine koyuyorum. Kabartma tozumu açıyorum. Vanilyamı ekleyeceğim hemen. Hamur kabartma tozumu da unuma ekleyip şöyle bir su bardağı un alacağım. Ne kadar gittiğini söyleyeceğim size. Şöyle ilk etapta biraz şöyle koyuyorum. Kabartma tozumu da koyuyorum içine. Yavaş yavaş aktarıyorum. Şimdi ne kadar kullandığımı söyleyeceğim sizlere. Şimdi bunu tekrar şöyle bir karıştıracağım. Mikserimi çalıştırmadan. Şöyle ufak bir çalıştıracağım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar daha koydum. Şöyle bir su bardağından 2 parmak eksik un kullanmış olduk arkadaşlar. Daha fazla kullanmayacağım. Şimdi mikserimi de çıkaracağım. Bunu bir spatula yardımıyla ya da kaşıkla karıştıracağım. Hep aynı yöne çeviriyorum. Çok fazla karıştırmayacağım. Söndürmeyeceğim kek hamurumu. Yalnız biraz daha un koyalım arkadaşlar. Biz bu aklımız karışmasın. Şöyle
Bir su bardağından bir yemek kaşığı eksik kullandık arkadaşlar. Bir su bardağından siz iki parmak eksik kullanırsanız tam gelecektir. Çünkü kekin kıvamı da çok önemli. Ama yumurtanın büyüklüğü, unun cinsi her zaman un miktarını etkiliyor. Patispan yağı böyle hamuru yapıyoruz. O yüzden çok böyle katı bir hamur olmayacak. Akışkan bir hamur. Ama dediğim gibi her zaman etkiliyor. Arkadaşlar ben bunu da kullanacağım. Hiç aklımızda soru işareti kalmasın. Tam bir su bardağı un kullanmış olalım. Çünkü dediğim gibi yumurtanın büyüklüğü, unun cinsi her zaman un miktarını etkileyebiliyor. Siz de kontrollü ekleyin lütfen. Belki sizde bir su bardağından eksik olabilir. Ama ben tam bir su bardağı kullandım. Aşamalı aşamalı koydum. Gördüğünüz gibi siz de öyle yapın. Fırınımı önceden 170 dereceye ısıttım arkadaşlar. Sıcak fırına göndereceğiz. Şimdi tepsimi de ayarladım. Hemen büyük boy tepsime kek harcımı dökeceğim. Karıştırdım güzelce. Kenarlarından şöyle. Şimdi hepsini yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime döküyorum. Böyle akışkan bir kıvamda olacak. Çok un kullanırsak sert bir kekimiz olur, patispanyamız. Evet arkadaşlar. Şöyle her tarafını yayacağım kekimi. Yağlı kağıda. Eşit olsun diye inceliğe. Evet arkadaşlar. Şimdi önceden ısıttığım 170 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişecek. Kürdan testiyle çıkaracağım. Arkadaşlar ben kremamı başka bir derin kaba aldım. Çünkü üzerine krem şanti ekleyip mikser yardımıyla çırpacağım. Bir paket toz krem şantiyi hemen kremama ekledim. Mikserimle güzelce bunu çırpacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kremamı 3-4 dakika çırptım. Gayet güzel kıvamı oldu. Şimdi göstereceğim size kıvamını. Hemen mikserim çubuklarını çıkardım. Şöyle kremamızın kıvamına bakalım arkadaşlar. Çok güzel kıvam, böyle pürüzsüz bir kıvamı oldu. Kremamız çok güzel oldu arkadaşlar. Dediğim gibi sade yaparsanız da sade kremanız olur. Böyle akışkan. Evet, kremamız hazır arkadaşlar. Kekim de pişsin.
pastamı yapım aşamasında hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar kekim çıktı. Hemen fırın telinin üzerine aldım. Üzerinde temiz bir bezle örtüyorum. Soğuyunca kekimizi kremasıyla birlikte buluşturacağız. Bu bir püf noktasıdır. Keki çıkar çıkarmaz dilimlemeyin. Hiçbir işlem uygulamayın. Böyle biraz telin üzerinde soğumasına müsaade edin. O zaman daha elastiki bir parçalanmayan kek elde etmiş olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kekim yeterince soğudu. Şimdi kağıdımı kaldırıyorum. Şimdi bu felden de tepsiye aktaracağım tekrardan kekimi. Çünkü bu keki kesip kullanacağız. Kesip yapacağız. Değişik bir şekilde yapacağım. Şöyle kekimi tepsime aldım. Şimdi kekimi şöyle göz kararı eşit olacak şekilde şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle keselim. Şimdi şöyle üçü eşit oldu. Şu kenar kısmı küçük oldu. Bunu ortaya kullanacağız arkadaşlar. Şimdi hemen bunu alacağım. Buradan çıkaracağım. Bu parçayı ortasına kullanacağız arkadaşlar. Şimdi şu keklerimi şöyle alayım. Şu kısımda da sütle ıslamasını ve kremasını yapacağım. Hemen sütümü alıyorum arkadaşlar. Şöyle yarım su bardağı süt kullanacağım. Sütlen kekimi şöyle bir ıslatacağım, nemlendireceğim. Siz içine muz, istediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Bizim bu pastayı ben kızıma yapıyorum. O pek böyle içinde meyveli sevmiyor. O çikolatalı hoşlandığı için ben ona sadece çikolatalı yapıyorum bugün. Ama siz istediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Muz da çok yakışıyor. Onu da belirteyim. Ben bugün çikolatalı yapacağım. Bunun için damla çikolatası kullanacağım. Çünkü büyük çikolata pek sarmam zor olur diye böyle damla çikolata kullanacağım. Bittikçe aktarırım. Şöyle yapacak olduğum kaba çerçeve koydum. Kek kalıbı çerçevesi düzgün olsun diye. Şimdi ilk önce kremamızı koyacağız. Kremamızdan böyle kekimizin üzerine gezdirelim. Şimdi damla çikolatasından koyalım. Şöyle. Ve bunu ucundan başlayarak şöyle rulo haline getirelim. Yuvarlayalım. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Bunu orta kısmına koyuyorum. Şimdi diğer yaptıklarımı da aynı şekilde
ikiye böleceğim çünkü geçmemesi lazım şeyi. Yüksekliği aynı olması lazım. O yüzden bunları da böleceğim. Aynı şekilde sütle ıslatacağım. Sütle nemlendiriyoruz kekimizi. Aslında öbür tarafını çevirip yapsam daha şey olacak arkadaşlar. Bir dahakine öyle yapacağım. Yani şu keki şöyle yaparsak daha güzel ıslanacaktır. Bu tarafı daha güzel çekecektir. Şimdi gene tekrar aynı şekilde kremamdan koyuyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde. Kremamız çok güzel olmuş bu arada. Tadına da baktım. Enfes bir krema olmuş. Bu kremayı deneyin arkadaşlar. Siz kekini sade de yapsanız kakaolu krema. Bu kremayı denemenizi çok isterim. Gerçekten çok leziz olmuş. Yine aynı şekilde damla çikolatasını koyuyorum. Tabii siz isterseniz dediğim gibi muz da kullanabilirsiniz. Böyle benim gibi damla çikolata da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu şöyle yapacağım arkadaşlar. Sizin de görmeniz için. Tezgahım da çok dar olduğu için çalışma alanım beni çok üzüyor. Şimdi şöyle alıyorum. Bu yapmış olduğum parçayı da hemen ek yerinden başlayıp pastanın aynen etrafına doluyorum. Evet arkadaşlar, aynen bu şekilde. Tabii bu arada ben durmadan el yıkayacağım. Çünkü ellerim kremalanıyor. Yani size şey gelmesin. Bu yaptıklarımızı bizler yiyoruz. Bunu dediğim gibi kızıma yapıyorum. Kızımın doğum günü yarın. Onun için hazırlıyorum bu pastayı. Şöyle arada da şöyle aralarına çikolata sepeleyelim. Çikolatası bol olsun. Ben bu şekilde arkadaşlar bir tane daha göstermek istiyorum size. Gösterdikten sonra aynı bu şekilde hepsini dolayacağım. Şöyle sütle ıslatıyoruz. Şimdi şu kekimi ıslatıyorum. Bakın bu tarafı daha güzel çekiyor. Görebileceğiniz inşallah. Kekimizi nemlendirip sütle. Siz Nescafe tadı seviyorsanız Nescafe ile de ıslatabilirsiniz. Çünkü kekimiz kakaolu. Güzel olur. Şöyle kremamızı yayalım. Hem yapımı çok basit. Hemen böyle bir kekle büyük bir pasta elde edeceğiz arkadaşlar. Yaş pastalarınızı bir gün önceden yapın. Ben bunu yarın için hazırlıyorum. Bir gün dolapta durunca çok daha lezzetli olacak. Buna emin olabilirsiniz. Bir gece dinlenince dolapta yaş pastalar harika oluyor arkadaşlar. Evet, bunu da damla çikolatayla şey yaptım. Şimdi bunu da alacağım. Gene ek yerinden şöyle çevireyim. Şöyle ek yerinden başlayıp etrafına doluyorum arkadaşlar. Yapmamız gereken sadece bu kadar. Şimdi bir dahaki sefere de bu ek yerinden böyle dolana dolana geleceğim. Dediğim gibi her seferinde de elimi yıkayacağım. Allah kimseyi susuz bırakmasın. Susuz bir hayat düşünemiyorum arkadaşlar. Ben böyle devam edeceğim. Son aşamasını da göstereceğim. Evet arkadaşlar,
Hepsini doladım. Böyle büyük, bu büyüklükte bir pasta elde ettik. Şimdi üzerine artan kremamızdan şöyle aktarıyorum. Sizler de böyle bol çikolatalı pastalar seviyorsanız muhakkak ki bu pasta tarifimi deneyin. Hem yapımı çok kolay hem çok lezzetli oluyor. Buna inanın. Gayet güzel oluyor. Yani böyle çikolata sevenler bu tarifi muhakkak denesinler. Şimdi şöyle ilk etapta aktarayım biraz. Şöyle kremamızda hiç şey olmuyor, ziyan olmuyor. Gayet güzel yetiyor. Kıvamı da o kadar güzel ki kremanın, hele tadı harika arkadaşlar. Pastanın süslemesi tamamen sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. Ben fazla bir süsleme yapmayacağım. Şöyle Hindistan cevizi ve gene damla çikolatayla süsleyeceğim. Ama dediğim gibi tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Nasıl böyle arzu ediyorsanız öyle süsleyebilirsiniz. Ben şimdi şu çemberi çıkaracağım arkadaşlar. Etrafını da çikolatadıktan sonra çerçevesini takıp dolaba öyle koyacağım. Gördüğünüz gibi çubuk pastamız harika oldu. Şimdi kenarlarını da bir fırça yardımıyla, hemen fırçama bakacağım. Fırçalarım nerede? Burada. Hemen şöyle koyduktan sonra kremasını şöyle şöyle bir fırça yardımıyla kenarlarını da kremalayacağım. Şöyle yanlardan akıtıp yapmak istiyorum. Evet. Aynen şu akanları şöyle güzelce kenarını da kapatalım. Ev yapımı yaş pastalar benim daha çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Böyle çok ünlü pastanelerin yaş pastalarında böyle sanki böyle bir kimyasal kokusu alıyorum gibi geliyor bana. Bilmiyorum, belki sizler seviyordursunuz. Ama ben yaş pastaları hep güzel de olsa çirkin de olsa kendim yapıyorum. Hani şekli güzel olmasa da tadı harika oluyor. Kendim yapıyorum. Biz evde 4-5 kişiyiz. Herkesin doğum gününde pastalar benden. Bu doğum gününde de kızımı yapıyorum. O çikolatalı seviyor. Evde genelde herkes çikolatalı seviyor. Şimdi arkadaşlar bunun ben etrafını temizleyeceğim. Bir peçete yardımıyla. Ondan sonra dolaba, buzdolabına dinlenmesi üzerine göndereceğim pastamı. Şurası ek yeri olduğu için. Evet arkadaşlar. Şöyle her tarafını hiç kek gözükmeyecek şekilde yaptım. Şimdi buzdolabına dinlenmeye gönderiyorum. Arkadaşlar pastamın süsleme aşamasına geçtim. Şöyle kaşıkla bir H harfi çizdim ve sadece oyuk olan kısmına şöyle damla çikolatalarımı da koydum. Dediğim gibi siz nasıl arzu ederseniz böyle süsleme yapabilirsiniz. Şimdi kelepçe geçirecektim ama kelepçe geçirmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü yan duvarlarına da böyle çikolata serpmek istiyorum. Aslında Hindistan cevizi de serpebilirim. Şöyle
düşüneyim bakayım. Hindistan cevizi mi serpsem, damla çikolata mı? Bence Hindistan cevizi serpileyelim. Çünkü içi de çikolatalı, dışı da çikolatalı. Şey de kakaolu. Ben bir Hindistan cevizi alayım diyelim. Evet arkadaşlar, Hindistan cevizinden kenarlarını hemen geçtim. Şimdi şu pastanın bu kısımlarına da çok siyah kalmasın diye şöyle Hindistan cevizi sepiliyorum. Ben de çok fazla süslü pastaları sevmiyorum açıkçası. Çünkü hani kesmesi zor oluyor. Yani görsel güzel oluyor ama ben böyle ev yapımı pastaların çok fazla süslenmesi taraftarı değil. Evet arkadaşlar. Şimdi pastam oldu. Pastamı şöyle etrafı bir silelim. Şöyle göstermek istiyorum size. Pastamızın son hali budur. Şöyle biraz da şöyle oyuklar atalım şöyle. Hindistan cevizini de şöyle fırça yardımıyla etrafıma döküp şöyle sürebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Şöyle Hindistan cevizini kenarına döktüm. Daha sonra bunları yukarı doğru kaldırdım. Evet arkadaşlar, şimdi pastam dinlenmeye gidiyor. Ben bu kadar süsleme yaptım. Bir H harfi yaptım ve kenarlarını Hindistan cevizi ile süsledim. Ama dediğim gibi siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Sevdiklerinize yapın, paylaşın arkadaşlar bu güzel pastayı. Dinlenince daha güzel olacak. Yarın Allah nasip ederse pastamızı keseceğiz. Kızımın da hayırlı yaşları olsun inşallah. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup yorum kısmına bana dileklerinizi, arzularınızı bildirirseniz çok memnun olurum. Ya da deneyimlerinizi kanalımda başka yaş pasta tarifleri de var. Onlara da bakabilirsiniz. Yapıp yiyenlere şimdiden tekrar afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.